sitede sürekli bilgilerinden zaten faydalanıyoruz. Canlı canlı onun bize anlattıklarını. Neyse kaçırmış olacaklar diyemiyorum. Fatih Bey sayesinde o bu toplantıyı videoya aldığı için Ağaçlar.net üzerinden yine izlemek mümkün olacak. Her zaman bu sunumu görebileceğiz böylece. Ben lafı çok uzatıp da zaten bekledik. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Doğan Bey ağzınıza sağlık. Şimdiden teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, sevgili Ağaçlar.net üyeleri, doğa sever dostlar. Afrika Melekçesi sunumuna geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Mine Hanım'ın enerji dolu toplantılarından sonra sıkılabilirsiniz ama idare edeceksiniz. Afrika Melekçeleri çiçekli bitkiler içinde apayrı sihirli bir dünyadır. Türkiye'de pek bilinmemesine rağmen Amerika, Rusya gibi, Kanada, Japonya gibi ülkelerde çok sevilen, çok tutulan, şehirlerde kulüpleri kurulan, sürekli aktiviteleri, festivalleri yapılan bir bitkidir. Hibrit çalışmalarıyla 10.000'in üzerinde çeşide ulaşmıştır. Amerika'da AFSA adıyla federasyonu, 1946 yılında federasyonu kurulmuştur. Sizlere sıkmadan Menekşe dünyasından kısa bilgiler vermek istiyorum. Fakat ilk önce kısaca kendimi de tanıtayım. Menekşeci baba kimdir? Çanakkale Biga doğumluyum. İlk öğretim ortaokulu Çanakkale'de okudum. Daha sonra ablamla abim Ege Üniversitesi'ni kazandıkları için İzmir'e yerleştim. Ben yüksekokulu Karadeniz Teknik Orman Fakültesi'nde okudum. Daha sonra askerlikten sonra İzmir'de 5 sene kadar sera işiyle uğraştım. Güzelbahçe civarlarında. Fakat tek başına yapmanın imkansızlıkları, işte maddi imkansızlıklar yüzünden bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra uzun yıllar abimle birlikte kemer altında toptan kırtasiye işiyle uğraştım. Başlangıçta bir sandalyemiz, bir masamız, parlak fikirlerimiz vardı. Uzun yıllar bu işi yaptık. 2000 yılındaki krizden, ekonomik krizden sonra sadece parlak fikirlerimiz kaldı. Şu an bir parakende kırtasiye oyuncak dükkanım var. Bundan 5 sene kadar önce bana hediye gelen bir Afrika menekşesiyle bu aşk tekrar ortaya başladı. Beton yığınları arasında ticaretin yıllardır verdiği stresten bunalan ben doğaya gidemiyorsam doğayı buraya getirebilirim diye düşündüm. Ve bolu şık alan raflarımı yavaş yavaş onlara ayırdım. Sürekli araştırmalara başladım. Türkiye'de yeterli bilgilere ulaşamadım. İnternet üzerinden Amerika, Rusya'daki birçok sitede yani gerekli sürekli bilgileri araştırarak onları not aldım. Bu arada çevremdeki bütün çiçekçileri, büyük seraları, marketleri, komşuları dolaşarak 40-50 kadar çiçek, Afrika melekçesi topladım. Yani Türkiye'de o kadar çeşit bulabildim. Ve onlar üzerinde araştırmalara başladım. Hem üretiyor, hem araştırmalar yapıyor. Ama internet üzerinde de binlerce çeşidi gördükçe içim gidiyor. Ve o arada Ağaçlar.net'i keşfettim. Orada yalnız olmadığımı anladım. Ve rahatladım. Daha sonra yurt dışından çeşitler getirtmeye başladım. Standart çeşitler, minyatür, semi, trailer, chimera derken elimdeki çeşit 500'ün üzerine çıktı. Ve şu an onları da mutlu, mesut yaşıyorum. Tanımına gelelim. Ana vatanı Güney Afrika'dır. Genellikle otsu karakterde yeşil tüylü, kalın yapraklara sahiptir. Ama bu günümüzde o kadar çok çeşitlenmiştir ki artık bu yeşil tüylü, kalın yaprak dağılmıştır. Beyaz yapraklar, krem, kırmızıya yakın yaprak çeşitleri vardır ve çiçeklerde envai çeşit türemiştir. Çiçeklerdeyken çok gözde olursa da çiçeksiz hali de çok güzeldir. Yaprakları saksı üzerinde rozet gibi yayılır. Uygun şartlar sağlanırsa bütün bir yıl çiçek açabilir. Çok iyi bir bakımda 10-15 sene yaşayabilir.
Yani bu tamamıyla sizin bakımınıza ve bulunduğu yere bağlı. Uygun şartlar sağlanırsa uzun seneler yaşar. Herkes tarafından sevilen yetiştirilen Afrika menekşeleri özellikle cam önlerini, bilhassa mutfak pencerelerini, nem muhafaza eden yerlerin vazgeçilmez bitkisidir. Popüler olması yaprak ve çiçeklerinin güzelliğinden, çok çeşitliliğinden, uzun ömürlü olmasından, bakımının, üretiminin kolay olmasından kaynaklanır. İlk kez 1890 yılında Doğu Afrika'da valilik yapan Walter von St. Paul tarafından keşfedilmiştir. Sizlerden gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Afrika'nın doğusunda yağmurdan oluşmuş sis ormanları arasında dağ yamaçlarında ağaç ve kaya kovuklarında yetişen doğal Afrika menekşelerini düşünün. Şimdi açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle oldukça nemli, rutubet ihtiva eden, yüksekliğe ihtiva eden %60-70 oranında nemli, sıcaklık sahibi 15-25 derece, harika bir yer, menekşeler için ideal bir ortam. Burada bizim gibi bir doğa sever olan St. Paul, Vali Alman, o bölgede valilik yaparken bu çevrelerde yaptığı geziler esnasında Afrika menekşelerini keşfediyor. Ve Almanya'da botanik bahçesi işleten babasını bunlardan örnekler götürüyor. Ve daha sonra çok hızlı bir gelişimle bu sevimli bitkilerimiz, menekşeler ortaya çıkmasıyla büyük ilgi görüyor. Hızlı bir gelişim yaşıyor. Almanya'dan sonra Amerikalı botanikçiler ...1926 yılında ticari olarak ilk tohumlar satılmış. 1942'de ilk pembe çiçek doğumu, 1943'te ilk beyaz çiçek doğumu, 1951'de ilk minyatür menekşe, 1952'de ilk beyaz kenarlı menekşe elde edilmiş. 54 yılında ilk katmerli Afrika menekşesi bulunmuş. 1957'de ilk triyal menezleştirildi. 1960'ta çok renklilik, mozaik desenler elde edildi. 1974'te Lyon ilk minyatür triyal römork menekşeyi buldu. 1992'de de ilk sarı Afrika menekşelerinde ilk sarı çiçek melezlendi. Renklerde pek çok renk tonları, inanılmaz geniş bir renk seçimi oluştu. Beyaz kenarlar, renkli kenarlar, noktalar, çizgiler, farklı renk tonları, varyasyonları oluştu. Yapraklarda beyaz, pembe, krem tonlar gelişti. Hibrit melezleme çalışmalarıyla sanatsal ve değişik görünümlü büyüme alışkanlığı farklı genetik olarak binlerce tür oluştu. Şu an dediğim gibi 10.000'in üzerinde çeşidi var. Ve hızla gelişmektedir. Sınıflandırmayı yapalım. Afrika menekşeleri kendi içinde genel sınıflandırmasını şu şekilde yapıyoruz. Standart türler, semi orta boy menekşeler, mini minyatür, trailer, remote dediğimiz menekşeler ve çimeralar. Standart türlerde ikiye ayrılır. Geniş standartlar, çapı 40 cm'den büyük menekşelere geniş standartlar diyoruz. Pek yaygın değildir. Genellikle yurdumuzda, evlerimizde yetiştirdiğimiz menekşeler standart normal menekşelerdir. Sanayi tipi menekşelerdir. Üretimi kolaydır, yetiştirilmesi kolaydır. Çapı 20 ile 40 santimetre arasında olan menekşelerdir. Burada gördüğümüz menekşe çeşitleri, standart türleri çeşitleri. Semi, çapı 15 ile 20 santimetre, standartla minyatür arası orta boy menekşelerdir. Minyatür menekşeler, en fazla 15 santimetre çapında olan menekşelere minyatür menekşeler diyoruz. Bir
bir de yeni çalışmalar sonunda mikro minyatür menekşeler melezleştirilmiştir. Şurada da bir tane örneği var. Şöyle küçücük. Yani örnekteki gibi bir para koyalım. Yani bir lira çapı o kadar. Trailer türler, bunlar sarılıcı römork, tek köklü üzerinden dallanıp budaklanan çeşitlerdir. Aynı sardunya, sakız sardunya benzetmesinde olduğu gibi. Ve çimeralar. Afrika menekşeleri içinde apayrı, gizemli bir dünyadır. Bunlar da standart minyatür trailer çeşitleri vardır. Yine şurada örneği var. Daha sonra buradan bakabiliriz. Şurada da burada da çimera var. Çiçeklerde çiçeği oluşturan petal yaprakların ortalarında aşağıya doğru inen şeritlerle tanınır. Hibrit çalışmaları ve bitki yayılmaları esnasında sevinç ve şaşkınlık uyandıran fırıldak da denilen çimeraların varlığı dikkat çekmiştir. Bir hücre mutasyon geçirdiği zaman çimeralar ortaya çıkar. Radyasyon ya da kimyasal sonucu olabilir. Çimeralarda yaprakla üretimde aynı çiçek elde edilmez. Ancak taç kesim, yan sürgün veya çiçek saplarından üretilerek devamı sağlanabilir. Sebebi de gövdenin aktif büyüme kısmı apikal geristen doku içinde oluşan bir çeşit mutasyon üreme sonucu oluşumlar olmasıdır. Milyonda bir ortaya çıkabilirler. Mutasyona uğramış hücre içinde birlikte büyüyen iki farklı genden oluşur. Bu mutasyon üreme tüm bitkinin içine yayılmaz, sadece üreyen taç kısımdaki dokularda yayılır. Bu yüzden yaprakla üretilmesi imkansızdır. Çok nadiren bulunan türlerdendir. Böcek saldırıları, kimyasallar ve radyasyon genetik kararsızlıklara neden olur. O şekilde oluşurlar. Sistem de kendini onarmak, yeniden kombine yapılanma içine girerek hücreyi yeni bir gen ekler. Bu da sevimli çimeralarımızın oluşumuna neden olur. Evet, en çok sorulan soruyla konuya girmek istiyorum. Menekşelerde sulama nasıl yapılmalıdır? En uygun zamanda ve en uygun şekilde yapılmalıdır. Severek bir menekşe aldık, penceremizin önüne koyduk. O bize menül menül bakar. Çünkü birçok ihtiyaçları vardır. Ona ihtiyaçlarını karşılarsak, o da bize gülümser. O da bize gülümseyen yüzünü gösterir. Size ummadığınız mutluluklar yaşatır. En uygun zaman ne zamandır? En uygun zaman, toprağın kuruduğunu hissettiğimiz zamandır. Genellikle yaprak altından toprağını yokladığımızda hafif kuruluk hissedersek, onu sulama zamanı gelmiştir. Bu yaz aylarında haftada 2-3 olabilir, haftada bir gün olabilir. Kış aylarında haftada bir olabilir, 2 haftada bir olabilir. Bu bulunduğu yere göre, toprak karışımına göre, hava şartlarına göre değişebilir. Bu tamamıyla sizin tespit edeceğiniz bir konudur. En uygun zaman ne zamandır? En uygun zaman toprağın kurulduğunu hissettiğimiz zamandır. En uygun şekil nasıldır? Alttan tabaktan sulama da yapabilirsiniz. Yaprak altından toprağı da sulayabilirsiniz. Sprey şeklinde tüm bitkiyi de sulayabilirsiniz. 3 şekilde de sulanabilir. Bu da sizin şartlarınıza göre değişebilir. Bence bitkinin ihtiyacına göre hareket etmek gerekir. En ideali yaprak altından toprağa sulamaktır. Arada da sprey şeklinde yapraklara su püskürtmektir. Çünkü menekşelerin her şeyi yapraklarıdır. Ve nem onun için çok büyük ihtiyaçtır. Yapraklara arada sırada su püskürterek menekşelerin etli yapraklarına gerekli nemi sağlamış oluruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken çok önemli şeyler vardır. En önemlisi vereceğimiz su dinlenmiş, klorsuz olmalıdır. Normal çeşme suyundaki iz elementler faydalıdır.
yeterlidir. Menekşemiz için yeterlidir. Bunu dinlendirip klorla uçurmamız gerekir. O şekilde kullanabiliriz. Kaç gün bekletmemiz lazım? Bir gün bekletmemiz yeterlidir. İki çünkü? Kömür, suyun iyisinde kömür. Evet. Ben bir de bazı yaptım. Tabii onu söyleyeceğim. Biraz daha konuya da geleceğim. Su ılık olmalıdır. Evet. O da çok önemlidir. Yani sıcakta soğuk su verirsek bitki şoka uğrar. Aynı şekilde tersi de bu şekildedir. Su oda sıcaklığında olmalıdır. Ortama uygun olmalıdır. Aşırı güneşte veya aşırı soğukta sulama yapmamalıyız. Bu da çok önemli. Kök çürümesine yol açar. Sulamada direkt göbeği ıslatmamaya dikkat edelim. Bu da çok önemlidir. Yani spreyle de sulayabiliriz. Bitkiyi üstten sulayabiliriz. Ama fazla birikim varsa ve güneşte fazlaysa mutlaka ortasında göbekte biriken suyu herhangi bir mendil veya kumaş parçasıyla alalım. Menekşeleri kullanacağımız su hafif asidik. pH 6.4-6.9 olması iyidir. Bir de önemli bir konu, alttan sulama yapıyorsak bitki 15 dakika, 15-20 dakika suda tuttuktan sonra fazla suyu boşaltmamız gerekir. Fazla su yine kök çürüklüğüne yol açar. Gübre tuzlarını yıkamak için en az ayda bir kez üstten sulama yapalım. Dediğimiz gibi hem bitkinin temizlenmesi için hem de toprakta biriken tuz, gübre tuzlarını yıkatmak için ayda bir bitkinin tabanını üstten bir yıkamamız çok faydalıdır. Aşırı su içinde bırakıp bitki köklerinin çürümesine yol açmayalım. Menekşelerimiz uzun süre kuru kaldıktan sonra bol miktarda sulama da kök çürümesine yol açar. Uzun süre kuru kaldıysa, unuttuysak, fark ettiğimizde azar azar sulayarak bitkinin tekrar uyumlu hale gelmesini sağlayalım. Evet, toprak harcı. Toprak harcı, hikmet harcı değil, toprak harcı, Afrika menekşesi üreticilerin büyük çoğunu artık günümüzde Sphagnum torfu, perlit, vermiculite. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, üreticilerin, Amerika olsun Rus üreticilerin çoğunluğunun ortak birleştiği konu Sphagnum torfu, perlit ve vermiculite. Üçüne eşit oranlarda 1-1-1. Veya 2 tor, 1 perlit, 1 vermikulit, 3 tor, 2 perlit, 1 vermikulit gibi oranlarda olabilir. Bu üreticilerin artık kendi bulunduğu ortama göre ayarladığı bir. Ayrıca ilave olarak kompost, kokopet ve az miktarda mangal kömür tozu veya odun külü kullanabiliriz. İyi direnç için hafif ve gözenekli karışım hazırlanmalı. Fazla suyu süzen ya da yavaş yavaş salmasını sağlayan bu malzemeler Afrika menekşelerinde hasar köklerinin gelişimi için çok önemlidir. Afrika menekşelerinin kökleri hassastır, nemli toprağı sever ama sürekli suda kökleri çürütür. O yüzden karışımı gözenekli ve havadar olmalıdır. Sıkı, su geçirmeyen sert topraklar menekşelerin köklerini çürüterek ölmesine yol açar. Biraz kömür tozu kül ilavesiyle mantar enfeksiyonlarına karşı önlem almış oluyoruz. Ayrıca daha sonra sorunlara neden olabilecek zararlı bakterileri ortadan kaldırmak için toprağımızı sterilize etmemize çok faydası vardır. Ama bu başta söylediğim malzeme için değil de az kullandığımız toprak karışımı veya bilmeden aldığımız bahçe toprağı, hafif kestane toprağı gibi dışarıdan aldığımız hafif içerikli topraklar için geçerli sistemimizi yapmak. Bu da toprağı zararlı mikroorganizmalardan arındırmak için evlerde yapabiliriz, fırınlarda yapabiliriz. Hafif nemli toprağı yayvan bir kabın içinde 10 cm'den derin olmamak şartıyla yayıp kabın üzerine alüminyum folyo ile kapatıp 100-150 derecede 20-30 dakika tutmak yeterlidir. Ya da toprağı direkt güneş altında tamamen kurumasına izin vermeden bekletmek de zararlı organizmaların temizlenmesi için çok faydalıdır. Oldukça önemli bir konu da menekşe saksılarımızın küçük tutmaktır. Saksı bitki çapının 3'te 1'i oranında olmalıdır. Yani dış
çapı melekçenin yapraklarının kapladığı alan, alanın üçte biri ölçüsünde olmalıdır kullanacağımız melekçe saksısı. Çünkü melekçeler önce köklerini geliştirir, saksıyı doldurur, daha sonra gövde gelişimi ve çiçeklenme gelir. Çiçeklenmenin gecikmesinin bir sebebi de büyük saksı kullanmaktır. pH değeri, bitkilerin köklerinin topraktaki maddeleri sağlıklı ve dengeli şekilde alabilmesi için gerekli kimyasal dengelerdir. Toprağın suyun pH değeri 0 ile 14 arasıdır. 7 nötrdür. 7'den aşağısı asitli ortamdır. 7 ile 14 arası alkalinli yani kireçlidir. Aşırı asitli pH'i 5'ten aşağı topraklar bitkilerin zehirleri ölmesine yol açar. Aşırı kireçli topraklar da 8,5 ile 14 arası köklere suyu zor almasına sebep olur. Bu olaylar bitkiden bitkiye değişir. Normali 5,5 ile 8 arasıdır. Afrika menekşeleri hafif asitli ortamı sever. Menekşelerde pH değeri 5,5-6,5 aralığında hafif asitli ortam toprakları kullanılmalıdır. Doğal toprakların pH değeri içindeki bitkisel çürüntü, kaya parçaları, kültürüne, sulama suyu ve iklim şartlarına göre değişkendir. Yağmur suyu saf olduğundan pH 7'dir, nötrdür. Artezyen kuyuları genelde kireçlidir. Ancak arada sırada yağmur suyuyla menekşelerimizi yıkamak da faydalıdır. Işık ve aydınlatma. Büyüme ve çiçeklenme için ışık çok önemlidir. Bitkiler yetersiz ışıkta yaşayabilir ama cılız ve sağlıksız büyürler. Çiçeklenme olmaz veya verimsiz olur. Menekşeler için günde 10-15 saat ışık gereklidir. Güçlü parlak ışık alan pencere kenarları idealdir. Yani Türkiye şartlarında güney, güneydoğu, güneybatı, yani güney cepheleri idealdir. Bol ışık alır. Tersiz sabah güneşi veya akşam güneşi çok faydalıdır. Yalnız bilhassa yazın yakıcı direkt güneş ışığından kesinlikle korumamız gerekir. Bunun için perde veya benzeri bir materyalle önünü kapatmalıyız. Bir perdeleme yapmamız gerekir. İyi doğal ışık alamıyorsa günde 12 saat ışık alacak şekilde floresanlarına takviye yapabiliriz. Soğuk beyaz gün ışığı veren geniş spektrumlu ampullerle zemin katlarda bile daha canlı renklerde sürekli çiçekli bitkiler elde edilebilmektedir. Dengeli gübre, azot 12, fosfor 12, potasyum 12 veya 15-15-15 gibi oranlar başlangıç için idealdir. Afrika menekşeleri fazla gübreye ihtiyaç duymaz. Aşırı gübre köklerin yanmasına, yaprakların sert ve kırılgan olmasına neden olur. Perlik ve vermikulit gibi hareketsiz ortamlarda yetiştiriciler üre ihtiva eden azotlu tarışımlardan kaçınmalıdır. Yaprak çeliklerinde, tohumlar üretiminde yeni bitki oluşumuna kadar gübre verilmez. Yeni bitki oluşumundan sonra gübre azar azar bitki suyuna ilave edilir. Çiçek açma dönemlerinde fosfor oranı yükseltilir. 15-30-15 gibi. Eşit olarak kullandığımız gübre oranlarının eksikliği nelere yol açar? Azot noksanlı, zayıf büyüme, yaprakların küçük kalması, yaprak üzerinde sarı lekeler oluşmasına yol açar. Fosfor eksikliği, söylediğimiz gibi çiçeklenmeyi engeller. Yaprakların küçük, koyu ve mat renkli olmasına, yapraklarda siyah lekelere yol açar. Potasyum noksanlı, alt yapraklarda sararma, yaprak kenarlarında kahverengileşme oluşturur. Verdiğimiz gübrelerin içinde sekonder elementler de bulunur. Bunlar kalsiyum, genel büyüme ve çiçeklenme için, magnezyum, klorofil için, kükürt, bitkinin direnci için, bor, demir, bakır, karbon, çinko gibi ikinci elementlerde azal miktarda bulunur. Verdiğimiz gübreler hızlı salınımlı ve suda %100 çözünür olmalıdır. Afrika menekşelerinde kullanacağımız gübre %100 suda çözünür olmalıdır. Roa Plus gibi doğal sıvı gübreler de az oranda faydalıdır. Gübreleme türlerin farklılıklarına göre değişebilir. Örneğin minyatür menekşelerde 7-9-5 oranları uygundur.
Picasso dediğimiz beyaz yapraklı menekşelerde bunlara sahipsek bakın biraz daha farklıdır. Az azotlu gübre kullanmak gerekir. 5, 50, 17 gibi. Azot oldukça düşük. Fosfor oldukça yüksek oranda. 5, 50, 17 gibi. Picasso'lar için bol ışıkta aydınlık yerlerde 18-21 derece sıcaklık ortamı idealdir. 3-4 ayda bir normal gübreleme yapılmalıdır. Azot, fosfor, potasyum katkılarında değindiğimiz gibi azot büyümeye katkıda bulunuyor, yapraklar gelişiyor, fosfor çiçeklenme için gerekli, potasyum kök gelişimi, bitki sağlığı için önemli. Fosforlu gübreyi 15-30-15 bitkimizin çiçeklenmesini istediğimiz zamandan 2 ay kadar önce vermeye başlamalıyız. Menekşeler yıl boyunca 1-2 ay dinlenme dönemlerine girer. Bu genellikle kış ayları, Aralık-Ocak ayı olabilir. Bu aylarda gübre verilmez, bitkinin dinlenmesi sağlanır. Bu dinlenme aylarının dışında ayda 2 kere 15 günde bir gübre vermemiz gerekir. Menekşelerin çiçeklenmeleri 1-1,5 ay sürer. Efendim zamanın birinde bizim meşhur Kaz Dağları'nda bir ermiş yaşarmış. O da bizler gibi doğa sever bir dosttur. Doğa ve bitkileri çok sever. Birçok çiçek ve bitkileri var. Sürekli onlara bakar. Onlar üzerinde araştırmalar yaparmış. En sevdiği de mor menekşesidir. O açtığında hayranlıkla başına gider, hiç yanından ayrılmaz, sürekli onu seyrederler. Ve Allah'a yalvarmış, Allah'ım demiş, bu çiçek sürekli açık kalsın, doyasıya seyretsin. Allah dileğini kabul etmiş. Bir ay, iki ay geçmiş, üç ay geçmiş. Bizim ermiş sürekli gider zevkle, gülümseyerek, heyecanla onu seyrediyormuş. Ama 4 ay, 5 ay, 6 ay sonra, 7 ay sonra artık bizim ermiş uğramaz olmuş. Onun için bir ottan farkı kalmamış. O zaman hatasını anlamış. Allah beni affet, senin kurduğun düzen en iyisiymiş demiş. Her güzellik geçicidir, her durgunluk sabır güzelliklere gebedir. Güzellikler sürekli olduğu zaman güzel değildir. Sıcaklık ve nem. Kış ve yaz 10 ile 25 derece arası sıcaklıkta yaşar menekşelerimiz. Afrika menekşesi ortalama 22-25 derece sıcaklıkta tutulduğunda ışıkta yeterliyse hızlı gelişir ve çiçeklenir. Sıcaklık değişimleri özellikle ısı düşmeleri bitkide durgunluğa neden olur ve çiçeklenmeyi geciktirir. Bitki dinlenmeye geçer. Ortam sıcaklığı 13-10 derecenin altına düşmemelidir. Özellikle ilk gelişme dönemlerinde sıcaklık 20 derece civarında olmalıdır. Düşük sıcaklıklarda toprak nemi de fazla olursa bitki direnci düşer. Çürüyerek ölebilir. Gündüz gece ısı farkı da 5 derecenin üzerinde olmamalıdır. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Ev ortamı 15-25 derece arası sıcaklık idealdir. Afrika menekşelerimiz pencere önünde duruyorsa kış aylarında gece soğuktan mutlaka korumamız gerekir. Yani farkında olmadan gece pencereden gelen soğuk menekşelerimizi soğuk etkiler, çok etkiler. Yine araya bir perde koyarak bitkilerimizi korumamız gerekir. Veya iç bölgelere alabiliriz. Afrika menekşesinin doğal yetişme ortamındaki yağış ortalaması çok yüksek olduğu için nemlilik %60-70 civarındadır. Biraz önce videoda da gördük, doğal yetişme ortamında sürekli akarsu, şelalelerin çağıl çağıl olduğu ağaç kovuklarında veya taş aralarında kendi kendine doğal olarak yetişmektedir. Burada havanın nemiyle su ihtiyacını karşılamaktadır. Eğer evimizde bu nemi sağlayamıyorsak, tepsiler içinde vermikulit, çakıl taşı,
pernit gibi malzemelerle bunu sulandırarak hafif nemli bir ortamda menekşelerimizi içine koyarak nemini sağlamış olabiliriz. Onun haricinde yine spreyle su püskürterek nemini muhafaza edebiliriz. Menekşeleri üretimi tohumla, yaprak çiliğiyle, taç kesim, yan sürgünün ayrılmasıyla, çiçek sapıyla ve tohum kültürüyle olur. Üretimde gerekli şartlar şöyle olmalıdır. Gece gündüz uygun sıcaklık farkı 20-25 derece. Yüksek hava nemi, arada havalandırma çok önemlidir. Işığın süresi ve niteliği, ışık olmalıdır ve toprağın niteliği çok önemlidir. Yapraktan üretiyorsak, şekilde de gördüğünüz gibi genellikle üretim yaprakta olur. Afrika menekşelerinde en hızlı üretim, en çok üretim yaprakla olan üretimdir. Yaprak, kullanacağımız yaprak ne kart ne de fazla genç olmamalıdır. Üretimde en yaygın, en kolay yöntem budur dedik. Orta kısımdan kopardığımız, bitkinin orta kısmından kopardığımız yaprağı sapını eğimli bir şekilde keserek su veya direkt toprakta köklendirebiliriz. Ekim için kullanacağımız toprak torf, perlit veya karışım olabilir. Speklum yosunu olabilir. Önemli olan 20-25 derece sıcak, aydınlık bir yerde, nemli bir ortamda olmasıdır. Bu da üzerine naylon kap veya sera ordan oluşturarak sağlayabiliriz. Dediğimiz gibi bitkinin orta, dış değil, göbekteki yapraklar değil, orta kısımdan kopardığımız yapraklar, kestiğimiz yaprakları üretimde kullanmalıyız. Birazdan fırsat bulursak burada tatbikatta yapmayı düşünüyoruz. Çiçek sapından üretim. Bu Türkiye'de pek bilinmeyen, sonradan keşfedilen bir üretim şeklidir. Aslında dünyada da öyle. Dünyada, Amerika'da, Rusya'da da şu son 5 sene zarfında, 5-6 sene içinde keşfedilen bir yöntemdir. Çiçek sapı gövdeye bağlantı yerine 1-2 santim yakın yerinden kesilir. Sap 45 derece eğimli kesilir. Şekilde de görüldüğü gibi. Ve nemli toprağa 1-2 santimetre gömülür. Yalnız çiçek sapı çok narin, kibardır. O yüzden direkt olarak toprağa saplamayıp önceden sert herhangi bir çivi gibi bir herhangi bir objeyle yerini açıp çiçek sapını oraya yerleştirip hafifçe, fazla sıkıştırmadan toprağı kapatmamız gerekir. Ve mutlaka yine hafif bir nemli ortam ve sera gibi üzerine örterek köklenmesini sağlamalıyız. Gelelim tohumla üretime. Tohumla üretim uzun bir kültür süresi gerektirdiğinden genellikle kültür çeşitlerinin ıslahında söz konusudur. Tohum elde etmesi çok zordur. Yani 100-150 denemede 2-3 tane tohum anca elde edebilirsiniz. Bu bitkinin gelişmesine bağlıdır. Bulunduğu ortama bağlıdır. Hava sıcaklığına bağlıdır. Tohum elde etmek ve bu uğraş çok zevklidir. Hepinize tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Bu aylar çok uygundur. Yani bilhassa bahar ayları, yazın sıcaklar böyle bastırmadan bu aylarda yapılan tozlaşma da tohum elde etmek daha kolaydır. Bunun için de işte çiçekleri kullanıyoruz. Çiçeklerdeki dişi organlar mümkün olduğu kadar genç olmalıdır. Polenler mümkün olduğu kadar gelişmiş olmalıdır.
kısa bilgiler verelim. Çaprazlama, tozlaşma yaptıktan 30 gün içinde tohum oluşumu belli olur. Diyelim uğraştık, bekliyoruz neticeyi. 30 gün içinde şu gördüğünüz tohum kapsülü oluşur. Bu da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çiçek saplarını temizlerken yanlışlıkla, dalgınlıkla bu tohumları alıp atabiliriz. Bu tohumu bulduğumuz zaman, gördüğümüz zaman tohum oluştuğunu mutlaka bir herhangi bir renkli, parlak bir iple veya herhangi bir şeyle onu belli etmemiz, onu diğerlerinden ayırmamız gerekir. Dediğimiz gibi 30 gün içinde tohum oluşumu belli olur. Tohum kutucukları kahverengileşir, kuruma, hasat ortalama 3-6 ay bulur. Yani çiçek üzerinde tohumun gelişmesi, kahverengileşir, olgunlaşması 3 ile 6 ay arasında değişir. Yani oldukça uzun bir süre. Gelip 4-5 ay içinde olgunlaşan, kuruyan tohumu kopardıktan sonra yaklaşık 10 gün kadar kuru serin bir yerde bekletip daha sonra ya ekebiliriz yahut da havasız bir zartta, soğuk bir ortamda yıllarca saklayabiliriz. Bu tohumları elenmiş, tor, perlit, vermikulit, ince elenmiş karışım üzerine eşit aralıklarla serpilir. Tohum bir kapsülden 100-150 civarında tohum çıkar. Aşağıda gördüğünüz gibi iğne örnek mesela. Çok küçüktür, gözle çok zor gözükür. Bunları ekmek için de beyaz bir kağıt üzerine tohumu serpip hazırladığımız sera ortamına eşit miktarlarda dağıtarak serpeyiz. Ayrıca tohum üretiminde çok önemli bir konu da tohumların üzeri kesinlikle örtülmez. Afrika menekşelerinin tohumu ışık olmadan çimlenmez. Mutlaka üzerini örtmeden naylonla kapatıp sera ortamı oluşturup 20-25 derece sıcakta çimlenmesini bekleriz. 7 ile 20 gün içinde filizlenme oluşur. Genellikle 7 ile 20 gün içinde filizlenme oluşur. Daha sonra da yine aynı menekşeler bulduğumuz gibi daha büyük biyollere, oradan küçük saksılara aktarabiliriz. Önemli hastalık ve zararları. Hastalık geldikten sonra kurtulması çok zordur. Birçok zararlara yol açar. O yüzden hastalık zararları engellemek için her türlü tertibatı önceden almamız gerekir. Bir bitkiden şüphelendiğimiz zaman onu mutlaka ayrı bir odaya alıp tecrit etmemiz gerekir. Hastalık oluşturan ortamı engellemek için üzerindeki tüm çiçek, kuru dal, çiçek sapı bunları uzaklaştırmamız gerekir. Koparıp uzaklaştıralım. Bunu alışkanlık edinelim. Yani bitkide çiçek geçtiği zaman mutlaka çiçek saplarını, eğer tohum çalışmamız yoksa, tohum yoksa üzerinde hemen bitkiden uzaklaştırmamız gerekir. Bu ileride hastalıkların gelmesi için en büyük sebep oluşturur. Toprağı sık sık kontrol edelim. Mümkün olduğu kadar steril çalışmamız lazım. Yani diğer bitkilerden veya dışarıdan herhangi bir hastalık gelmemesi için dikkat etmemiz gerekir. En yaygın sorunlar kök çürüklüğü, tomurcuk dökülmesi, küllenme ve kurşuni kür, virüs zararları, unlu bitler, nematotlar, yaprak bitleri ve sıklamen akarı, mite'dir. Kök çürüklüğü, aşırı sulamadan kaynaklanan klinkrakarbon mantarı kök çürümesine yol açar. Saksının büyük olması da çürümeye neden olabilir. Kök sistemi tüm saksıyı doldurmadığından tüm suyu çekmeye çalışır. Uzun süre susuz kalan bitkiye fazla su vermek de çürümeye yol açar. Belirtileri yaprakları çanak dibinden çürümesi, kökler üzerinde sarı kahverengi çizgiler, alt yapraklardan başlayarak önce sarı gri sonra koyu bir renk almış jelimsi yumuşak dokuya dönüşmesi gibi. Kurtarmak için diğer menekşelerden ayrılmalı. Hasta menekşeyi saksısından çıkarıp köklerinden toprağı temizleyip çürüyen kök kısmı, kahverengi kısmı, hasta kısmı kesmek
kesip atmak ve kükürt püskürtüp temiz, steril bir toprakta oldukça küçük bir saksıya ekmemiz gerekir. O bitkiyi ancak o şekilde kurtarabiliriz. O da erken teşhis, yani önceden fark edersek bu şekilde bitkiyi kurtarabiliriz. Menekşeler çok şeydir, yani hasta bölgeye attığımız zaman sağlam kısım hemen köklenir. Yani zor değildir, o kadar korkulacak bir şey değildir. Kök çürüklüğünü fark ettiğimiz anda hemen müdahale etmemiz gerekir. Tomurcuk dökülmesi. Bu menekşelerimizde sık sık vukuf olur. Tam tomurcukları döneminde tomurcukların oluşmasına rağmen açmadan dökülürler. Sebepleri çoktur. Yani saksı toprağının çok kuru olması veya çok nemli olması, azotlu zengin gübreleme, fosfor noksanlığı, doğrudan güneş ışığı altında bırakılması, yüksek sıcaklık, ani sıcaklık değişiklikleri, bitkinin karanlık yerde kalması, hava neminin çok düşük olması, yetersiz havalandırma. Bunların hepsi tomurcukların gelişmeden, çiçek açmadan dökülmesine yol açabilir. Bunu tespit edip buna gerekli şekilde telafi etmemiz gerekir. Kurşun küf. Fazla nemli ortamlarda bitkinin üzeri gri küf tabakası kaplar, çiçekler bozulur. Uzun süre %85'in üzerinde nem, özellikle 20-30 derece sıcaklıkta hastalığın yayılması için gerekli ortam oluşur. Tedavisi de sıcaklık ve nemi düşürmek, havalandırmak gerekir. Eğer çok havasız bir ortamdaysa menekşelerimiz, oraya bir fan koyup hava akımına arada bir havalandırmayı yapmamız çok faydalıdır. Unlu bitler. Sarımsı renkte olan vücudun üzeri buna benzer yapışkan unlu bir örtüyle kaplı olduğundan beyaz gözükür. Diğer menekşelerden ayırıp üzerindeki çiçek, tomurcuk, zayıf yaprakları temizlememiz gerekir. Ondan kurtulmak da mavi ispirto veya saf alkol ile ıslatılmış pamuklu çubuklar ile bitkiyi, pamuklu bitkileri temizlememiz gerekir. Yani kurtulmanın en mantıklı, en doğru yolu budur. Seyredecek miyiz? Efendim? Sade bitki üzerinde denediğimiz için yani hafif seyretmekte fayda var. Tabii bitkiye fazla zarar vermesin diye ama yani hassas çalışıp sadece unlu bitkilere değdirdiğimiz zaman zaten unlu bitkiler kısa sürede yani bitkiler bize de sarıyor. Evet evet. Aslında bütün bitkilerde herhalde aynı yöntemle temizlik mümkün. Hepsini o şekilde kurtarabiliriz. Biraz sabır isteyen bir iş. Yani sürekli kontrol edin. Dediğim gibi mühim olan bu sararlı... Sarışlarına sardı benim şimdi. Evet. Kürdanla tutturuyorum ben. Böyle zamanlarda mümkün olduğu kadar bitki üzerinde çiçek sapı, yani kurumuş veya kartlaşmış yaprakları temizlemek lazım. Mümkün olduğu kadar bitkiyi rahatlatmak gerekiyor. Ondan sonra zararı nedir bunların? Normalde hoş görünmüyor. Sarıyor, bütün bitkiler. Öz suyunu emiyor. Evet. Emgi yapıyor, kafasını sokup öz suyunu emiyor bitkinin ve emgi yaparken de toksik maddeler de salgılıyor. Bunun dışında kendisini korumak için oluşturduğu o pamuksu dolu özellikle bir müddet sonra boncaların da etrafını sardığında çiçek açmasını da engeller ve yavaş yavaş bütün bitkimizi korur. Burada Doğan Bey'in biraz önce söylediği bir şey çok önemli. İyi gözlem. Eğer en başında bu pamuksu dokuyu oluşturmadan önce yakalarsanız hemen öldürebilirsiniz. Ama üzerinde o pamuk dokuyu oluşturunca kendisini koruyacak bir katmanla yapmış oluyor. Onun altına gizleniyor. Dolayısıyla bu pamuksu dokuyu oluşturmadan daha olayın başında müdahale etmeniz çok önemli. Öyle o zaman da bir soğumaya fırçası da olur. Böyle içlere tam giremiyoruz derseniz alkolü batırıp çıkardınız veya bir pamuk ucu
yaşlanmış dalların veya sıkışık dalların arasına girdiğinde onları temizlemeniz çok zor olur. Eğer hafifletirseniz kalabalığı daha kolay müdahale edersiniz. Evet. Bir başka dert de tripsler. Küçük böcekler. Tomurcuklarda ve yaprak altlarında bulunur. Küçük olup gözle görülebilirler. Yani çok dikkat edilirse görülebilirler. Sarımsı ufacık böceklerdir. Ve polenlere musallat olurlar. Genellikle çiçek polenleri gelişmeden onları parçalayıp dağıtırlar. Çiçek üzerlerinde onurlu şeyler görürseniz hemen şüphelenin ve trips arayın. Mücadelesi tomurcuklar ve çiçekler temizlenir. Yani çiçek açacak diye beklemeyin, çiçekleri temizleyin. Eğer trips olduğunu tespit ederseniz bitki üzerinde çiçek bulundurmayın. Bu 3-5 aylık periyot gerektiren bir şeydir. Ayrıca mavi yapışkan tuzaklar çok faydalıdır. Yani bitki üzerinde tomurcuk, çiçek bulundurmamak ve 15 gün arayla ilaç püskürtmek. Yaprak altı ve üstüne 15 gün arayla ilaç püskürtmeyle ve yapışkan tuzaklarla dediğimiz gibi tedavi mümkündür. Bunlardan kurtulabiliriz. Besin zehirlenmesi. Yanlış veya fazla dozda verilen besin ve gıda yüklemesinden kaynaklanan bir çeşit zehirlenmedir. Göbekte büyük tahribat yapıp yeni çıkan yaprak ve tomurcuklara sıkışıp çürümesine yol açar. Meristem dokunun bozulmalarına yol açar. Bilhassa sıplemen akarı miteyle çok karıştırılır. Bu sürekli konu olan bir konudur. Sıplemen akarı mitelerde menekşelerimizin en korkulu zararlısıdır. Gözle görülmezler. Merkezdeki körpe yaprakları yerleşir, sinsi sinsi gelişir. Yaprak rengi sapa en yakın bölgede standart yaprak renginden daha açık yeşil renge dönüşerek ilk belirtilerini verir. Daha sonra son derece yavaş büyüyerek ya da hiç büyümeyerek sarı, gri, kirli bir renk alır, cansızlaşır göbekteki yapraklar. Sıcaklarla beraber faaliyeti artar. Bilhassa yaz aylarında en korkulu, en tehlikeli hastalıktır menekşelerimiz için. Ve tedavisi bir yılı sürer. Yani kolay kolay kurtulmak pek kolay değildir. Kesinlikle diğer bitkilerden, yani fark ettiğimiz anda kesinlikle diğer bitkilerimizden ayrılmamız gerekir. Ayrı bir odaya teşhit etmemiz gerekir. Veya yani kesin mite olduğunu fark ettiğimiz zaman sağlam temiz yapraklarından çelik alıp diğer bitkiyi saksısıyla beraber atmak en kolay yöntemdir. Zaten genç bitki menekşelerde en güzel çiçekler genç bitkilerde oluyor. Sen bitkimizi de yenilemiş oluruz. Tedavide en sağlıklı öneri yapraktan çelik alıp üretmektir. Yeniden üretmektir. Ayrıca abamektin, nem azal, roaplas gibi ilaçlarla 15 günlük periyotlarla ilaçlama uygulayarak tedavisi mümkündür. Ama oldukça zordur. Bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Bu hastalık etmenlerine yakalanmadan önleyin. Mesela çiçeklenme bittiğinde solgun çiçekleri, işte çiçek sapları temizlenmesi, bu da çok önemlidir. Yani hastalığa yakalanmaması için bitki temizliği çok önemlidir. Aklımıza geldikçe bitkiye bakalım, bitkimize bakalım. Çürümüş yaprakları varsa temizleyelim. Yani bakıma ihtiyacı neyse gerekli ihtiyaçlarını karşılamaya çalışalım. Temizlenen yapraklar saksı dibine koyduk da onu dediğimiz gibi yaklaşık 15 gün, ayda bir 90 derece çevirirsek bitki tam simetrik olarak çok sağlıklı, güzel gelir. Hem bütün yaprakları da ışıktan yeteri kadar faydalanmış olur.
Alüminyum folyo üzerine kesilmiş salatalık dilimleri koyarsak sinek, haşere gibi zararların uzak durmasını sağlayabiliriz. En çok yapılan hatalardan birisi seralarda dışarıdan alınan bir bitkiyi yeni saksılara almaktır. Hemen almaktır. 4 hafta kadar bitkinin ortama uyması için beklememiz gerekir. Evet, dışarıdan seradan aldığımız bir bitki, çünkü orada her türlü hormon bitki gübresine tabi tutulduğu için eve geldiğinde birdenbire bitki şoka uğrar. Gerekli ihtimam, gerekli şeyi gösteremeyiz. Yani onu, burada seralarda onu karşılayamayız. Hoş geldiniz. O yüzden uyum sağlayabilmesi için 3-4 hafta bekleyip bitkimizin gelişmesini bir kontrol edip ona göre gerekli saksı değişimini veya ihtiyaçlarını karşılama yoluna gidebiliriz. Ayrıca büyük saksılar ekilmemelidir. Bu menekşelerde çok önemlidir. Hakikaten büyük saksılara ekilen menekşeler, yani ilk başta güzel gelişiyor gibi gözükse de mutlaka ileride kök çürümelerine, bitkine çiçek açmamasına, yani birçok sorunlara neden olabilir. Mümkün olduğu kadar küçük saksılar kullanmalıyız ve derin de olmamalıdır. Derin saksılardan da kaçınmalıyız. Bitkimiz yaşlandıkça gerekli bakımları tam yapamıyorsak bitkinin direnci azalır. Bitkiyi kaybetme riskimiz artar. O yüzden her yıl yaprak çeliği yöntemiyle onu yedek alabiliriz. Yani çok kolaydır. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi yapraktan üretim oldukça kolaydır. Her sene yedek alırsak hem bitki çeşitimiz çoğalır hem de onu kaybetmemiş oluruz. Yaşlı bitkileri kaybetmek da çok rastlanan bir olaydır. Her türlü hastalığa, dış şeye karşı dayanıksızdır, direnci zayıfladığı için çiçek renginin bozulması zamanla menekşelerimizde bu renklerde bozulmalar olabilir. Bu da güneşin derecesi, ışığın kuvveti, topraktaki kimyasallar neden olabilir. Bunlara da dikkat etmemiz gerekir. Toprak kuru iken gübreleme ve ilaçla yapmamalıyız. Toprak kuru. Önce sulama yapıp sulamadan 1-2 saat sonra gübreleme veya ilaçlama yapmalıyız. Bu da önemli bir konudur. Yani ihtiyacı var diye kuru topraklı bir menekşeye sulamadan önce ilaçlama yaparsak bitki üzerinde hasara yol açabiliriz. Bilhassa göbekteki bozulmalara, biraz önce bahsettiğim besin zehirlenmesine yol açabilir. Buna da dikkat etmeliyiz. Hava neminin düştüğü zamanlarda yapraklara, bilhassa yaprak altlarına püskürtme su ile sıkarak bitkiyi rahatlatmalıyız. Su ılık ve dinlenmiş, klorsuz olmalı ve merkezi göbeği ıslatmamaya dikkat etmeliyiz. Direkt güneşte yapmamalıyız. Saksı ve toprak değişimini bahar aylarında yapmaya dikkat edelim. Yani her yetiştirme ortamı aynı değildir. Herkesin farklı bir ortam vardır. Kimi evler kaloriferli, kimileri tamamıyla soba ile sıcaklık sağlıyoruz. Seralar da farklı. O yüzden ortama göre değişir. Genellikle saksı ve toprak değişimini bahar aylarında yapmamızın sebebi, bir sebebi de budur. Üretim için alacağımız yapraklar ne fazla yaşlı ne de fazla ince olmamalı dedik. Orta sıradaki gelişimini tamamlamış, hızlı büyüyen, sağlıklı yapraklar tercih edilmelidir. Bitkilerinizi temiz tutun. Bitki yaprakları çevredeki tozları toplar. Ayda bir ılık su akımı kullanarak yumuşak bir fırçayla veya süngerle bitkilerimizi temizlemeliyiz. Unutmayın, hastalıklarla tedavinin en kolay ve doğru yöntemi bitkiyi her zaman temiz tutmak ve ona gerekli bakımı yapmaktan geçer. Yaklaşık 6 ayda bir bitkinin toprağını ve gerekiyorsa saksısını değiştirmeliyiz. Daha önce de söyledik, menekşeler büyük saksıları sevmez. 1/3 oranında saksı kullanmalıyız.
Bilhassa derin saksılardan kaçınmalıyız. Bu aşırı sulama ve kök çürüklüğüne yol açar. Saksı etrafına kurulması, yaprak lekeleri, taç yalığı, saplarda sarkık olması, yaşlı yapraklarda sararma, yeni yapraklarda sararma gibi sorunlar yaşayabiliriz. Bilmiyorum, bunlara geçeyim mi? Kısaca bahsedeyim, çok güzel gidiyor. Böylece o sorunların ne olduğunu da bilmiş oluruz. Evet. Çiçekler olmuyor. Yani çok rastlanan forumlarda falan da çok sık sorulan bir soru. Neden çiçekler mi olmuyor? Evet. Benim menekşem yıllardır yemyeşil, habire büyüyor ama çiçek yok. Bunun sebebi yetersiz ışık. Buna dikkat edin. Pencere kenarı olmalı. Veya dedik pencere kenarı değilse bunu pencere kenarına alabiliriz. Veya floresanlarla takviye yapabiliriz. Işık oranı ayarlamamız lazım. Saksı çok büyüktür. Menekşemiz açmaz. Dediğimiz gibi derindir. Menekşemiz açmaz. Çünkü habire kök yapmaya çalışır. Kökle o toprağı kaplamak için uğraşır. Böylece çiçek yapacak şeyi kalmaz, gücü kalmaz. Çok soğuktur, ortam soğuktur. Sadece soğuk olması da önemli değil. Soğuk, sıcak oranı fazladır. 10-15 derecelik ısı farkı yaşarsa bitki şoka uğrar. Bu da çok önemlidir. Gübre eksikliği. Çiçeklenmenin bir sorunu da gübre eksikliği. Fosfor oranı yüksek gübreler kullanmalıyız. Ağır ve katı toprak. Şimdi dediğim gibi üreticilerin çoğunun birleştiği nokta hafif içerikli speknum torfu, perlit, vermikulit kullanmak. Bu menekşe için en ideal karışımdır. Ama birçoğumuz bunu bulamayıp veya tam bilmediğimizde ağır bahçe toprak kullanabiliriz, kullanmış olabiliriz veya herhangi bir yerden bulduğumuz toprak kullanırız. Bu da ne olur? Çiçek açmamasına sebep olur. Bitki gerekli şeyi bulup sağlayamadığı için, gelişimi sağlayamadığı için çiçek açmaz. Renklilik kaybı. Çok fazla azot, daha az nitrojen gübre, çok sıcak veya çok fazla ışık renklilik kaybına sebep olur. Dediğimiz gibi çok sıcaksa veya çok fazla ışık varsa, çok serin havaysa bu renklilik kayıplarına neden olur. Bunun için de işte perdeleme yapabiliriz. Havayı gerekli ortama getirebiliriz. Yaprakların saksı etrafına kıvrılması, yoğun ışık sebebi olabilir. Yaprakların saksı etrafına doğru kıvrılması yoğun ışıktan olabilir, soğuk bitki alanlarından oluşabilir. Bunları da daha ortamı ısıtarak veya başka yerlere taşıyarak sağlayabiliriz. Yaprak lekeleri, yoğun ışık, düşük sıcaklık, kimyasal sprey yaralanma yaprak lekelerinden yol açar. Yaprakların üzerine su damlaları. Dediğimiz gibi eğer bu tip bitkimizi suladık, bilhassa güneşli ortamda, ve üzerindeki su damlalarını mümkün olduğu kadar dikkat etmeliyiz. Kağıt havluyla silebiliriz. Bu normal zamanda aslında pek zarar vermez. Bitkiye klorsuzsa, eğer hakikaten dinlendirilmiş, tam böyle ideal bir su veriyorsak, kullanıyorsak bitkiler için fazla zararlı değildir. Ancak aşırı sıcaklarda veya soğuklarda bu zararlı olabilir. Ona çok dikkat edin. Saplar sarkık ve cansızsa, camsı gözüküyorsa, bu da fazla sulamadan olabilir. Bunun da sonu çürümedir. İleride çürümeye doğru gider. Taç veya kök çürüklüğüne neden olur. Böyle bir durumda da hemen bunu fark ettiğimiz anda o bitkiye hemen müdahale
kurtarma yoluna gidebiliriz. Yani kurtarmamız kolaydır aslında. Eğer tespit etti, erken teşhis edebilirsek, o yüzden bitkiyi sürekli kontrol etmemiz lazım. Her güzelin böyle sorunları vardır. Yaşlı yapraklarda sararma. Yaşlı yapraklarda sararma varsa yetersiz azottan kaynaklanabilir. Sıkı toprak, çok yüksek veya çok düşük pH neden olabilir. Yetersiz ışıktan olabilir. Bunun için de pH testi yapabiliriz. Yani kullandığımız sudan şüpheleniyorsak veya topraktan şüpheleniyorsak bunu test ettirebiliriz. Besin dengesizliği, demir eksikliği olabilir. Yapraklarda sararmaların çoğalması çok fazla ışıktan olabilir. Yüksek sıcaklıklar, kuru toprak buna yol açabilir. Suyu düzenli vermeliyiz. Böcekler, yapraklarda sararmaların bir sebebi de böcekler olabilir. Toprağı kontrol etmeliyiz. Yaprak kenarlarında yanık ve kahverengileşme, düşük kalite sudan olabilir. Şişe suyu kullanmayın. Yani birçoğumuz bunu daha önce de soruyorlar. Şişe suyu aslında menekşeler için pek ideal bir su değildir. İçinde gerekli iz elementlerin tamamını içermediği için yeterli gelmeyebilir. Aşırı kuruluk, aşırı gübre, düşük nem, pestisit yaralanma bu yaprak kenarlarındaki yanık ve kahverengileşmelere yol açar. Yaprak veya çiçek yüzeylerinde pudralı yaralar. Bu külleme sonucu olabilir. Bunun için kükürt bitkilere değil de çevresine kükürt spreyi yapabiliriz. Yaprak aralarında üstte gövdede pamuksu yapışkan noktalar, yaprakta kırcıklı böcek bunlara neden olabilir. Yaprak üzerinde polen veya çiçeklerde deforme görürsek bu dediğimiz gibi biraz önce bahsettiğimiz gibi trips böceklerinde kaynaklanabilir. Genellikle onlardır. Çiçekler şişer. Hafifçe şişer. İşte 2-3 ay boyunca tomurcukları koparıp uzaklaştırmalıyız. Bize göstereceklerimiz de var değil mi? Evet. O zaman siz ona geçmeden önce bir ara verelim, sizi dinlendirelim. Tamam. Ondan sonra ikinci bölüm. Standları evlerimizde neler yapabiliriz? Böyle gezdiğim sitelerden topladığım standları şu slide'a ekledim. Şöyle bir kısaca gezelim. Bakın neler yapmışlar. Televizyonunu koymuş. Raflar, her şey, bütün ihtiyaçları orada.
Evet. Yaşamın bir parçası olmuş. Aynı odada, aynı evde. Bakın etkili sulama. Afrika ve ekşilerinde çok uygulanan bir yöntem etkili sulama. Yani çok fazla menekşeniz varsa veya uzun bir süre tatile çıkacaksanız etkili sulama uygun. Genellikle bu tip büyük, çok menekşesi olanlar fitilli uygulamayı mutlaka yani uyguluyorlar. Ya tamamında olmasa bile belirli bir kısmının sulama ihtiyacı için bunu uyguluyorlar. Bu tip tepsiler, böyle sehpalar. Bakın evin içi her harika bir ortam. Yeryüzünde bir cennet. Bilhassa Amerikalılar seralarda bu işi yapıyor ama Rusların bilhassa bu tip evlerde yetiştirme şeyi çok fazla. Bireysel olarak evlerde çok düşkünler ve hibrit çalışmaları çok yaygın. Bakın evin bir köşesine ışık yok. Ama tamamen suni ışıkla harika bir köşe yapmış. Bu da menekşe yetiştiriyor. Ve gördüğünüz gibi bu böyle bir ortamda bile harika menekşeler üretip çiçeklerini üretiyorlar. Bu da araya karışmış. Güzel bir manzara. Pencere kenarına küçük bir rap yapmış. Değerlendirmiş. Yine alttaki sera havalandırıyordur farkı. Tabii havalandırma sistemleri de var. Tabii o da çok önemli. Bu da yurt dışında sürekli yapılan aktiviteler. Ben bir örnek. Bardak menekşe ağırlığı. Bunlar karışık, değişik çeşitler de var. Genellikle menekşe ağırlıklı yapılıyor. Evet, oldu. Gördüğünüz gibi misafir odasında menekşelerle donatmış. Evet, sunum bu kadar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Menekşemiz. Gördüğünüz gibi koskoca menekşeyi ne hale getirmişler. Fatih bu kadar konuştuk için zorlaşıyor. Evet, bakımı da zor oluyor. Büyümeyecek maalesef. Bu kadar açacak büyüyor. Mı bu? Açıyor, çok güzel çiçekleri var. Hatta çok büyük çiçek açıyor. Yani minyatürlerde geldi bana. Numune getirdim böyle göstermek açısından. Adı ne? Çimera. Hayır. Çimera da bunun ismi. Farklı bir benim türü daha var değil mi? Mas. Rops'tan geldi bu. Rops'un çeşitlerinden. Benim gözler... Lavender Prince. Lavanta Prensi. Evet. O da bu kimera gibi. Bu da kimera. Bunu ben taç kesimde ürettim. Spagnum, yosun. Sadece yosun mu vardı ama? Evet, sadece yosun. Perlet yosun perlet. Şimdi ben değişik denemeler yapıyorum. Bunu da öyle kullanmışım. Bazılarında sadece spagnum yosunu da var. Öyle istedim de vermedi. Spagnum yosunu aslında biraz abartılıyor gibi geldi bana. Ben çok o kadar spagnum yapmıyorum. Çok ideal. Çiçek sapından hiç üretimi yaptınız mı? Yaptım ama çok zor. Çok zor. Çok zor. Yani hani ben bu çimeralardan bende de vardı, üretmek istiyorum, yapraktan olmuyor dediniz. Çimeralardan, yapraktan kesinlikle olmuyor. Ne olur? Yani yapraktan bir yeni bitki çıkıyor. Ama nasıl çıkıyor? Mesela aynı renkte, sadece mor veya beyaz. Yani çok anladım. Önceki menekşenin üreme şeyine göre. Şimdi bunlarda fitilli sulama dediğiniz olay evet, mı var evet, şimdi? Evet, bunlarda fitilli sulama olayı var.
Yapılır. Yapılır. Ama gerek kalmıyor yani. Şu ama şekilde. İki boy bardağı, yani öyle bu, mi? Bu yeter olmadı. Buna çok da güzel. Bu olmadı. Ben şey genellikle... Onu da aynı boy ama. Yok yok. Ben altlarına genellikle bunların şöyle... Plastik. Şu şekilde plastikler koyuyorum. Hava bitirli sulamada, evet. Arada bir mesafe olsun. Çünkü kullandığımız su... toprak seviyesine geçerse, fitilli sulamada toprak seviyesine geçerse bitkide çürüme, mutlaka çürüme oluşuyor. Yani fitili toprağa koymadan önce değmesin. Ben daha önce hiç uygulamadığım için bilmiyorum. Efendim? Fitili toprağa doldurmadan önce mi koyuyoruz? Şimdi bir tane hemen, hemen gösterelim. Video değil de burada gerçeğini yapalım. Şimdi, bayağı bir pratik bir yöntem bunlar, aslında. Evet. Sulama bunlar benim derdine şey yapmıyor. Elim ayağım, aparatlar. Değil mi canım? Hakikaten menekşe için şu mutlaka bundan edinin. Eğer menekşe sürekli cımbız. Cımbız çok çok önemli. Çünkü çok hassas, çok nazik. Mesela herhangi bir şey çiçek saplarını almadı veya yani üretim esnasında çok faydalı oluyor. Cımbız. Ne toplam ayırmak. O kesici alet. Evet, onların ayrılması. Bir tane fitilli. Şöyle deneme yapalım. Daha önce fitil, özel bir fitil mi? Bu fitil matlama ipi. Galiba. Ben matlama ipi kullanıyorum. Evet. Her yerde bulabilirsiniz. Bildiğimiz sentetik. Şey. Evet, sentetik bildiğimiz. Sentetik olmalı. Bu vermikulit. Bu perlit. Menekşelerde kullandığımız bu da tor. Vermikulitin çeşitleri var mı? Yoksa bizde de biraz var ama hiç buna benzemiyor. Dağ şey gibi. Bir de bu dağ yürüyüşlerinde falan kaya parçaları oluyor. Böyle parlıyor kat kat. Onlardan mı yapılmış yoksa bu? Hayır, evet, işlenmiş farklı. Aynı. Mika, o gördüklerimiz pırıl pırıl böyle olanlar evet. Onlar mika, şistler. Vermikulit tamamen farklı. Hmm, şöyle parlayınca onlara benzettim de. Ve hafif zaten bu. Evet, hafif gözü çok özeneklidir. Aynı perlik var. Bu da patlak kil. Kil tabletleri. Kil çok aşırı sıcaklıklarda bu hale getiriliyor. Ben bunu menekşelerin saksıların en altlarında kullanıyorum. Hidroton denilen galiba değil mi? Evet. Evet. Kil fırınlanıyor, daha çok mu fırınlanıyor? Evet. Patlatılıyor bildiğim kadarıyla. Yani çok aşırı sıcaklıktaki fırınlarda patlatılarak bu hale getiriliyor ki bu dağılmıyor. Yani çok sert. Çok sert. Yani çekiç. Makine. Biz de ona selam söyleyelim. Evet. Şimdi torbamızı boşalttık. Hemen perlitimizle boşaltıyoruz. Vermikulit. Bunu da boşalttık. Fitilli sulamada da yine 1-1-1 mi ölçü kullanıyorsunuz Doğan Bey? Fitilli sulamada perlit oranını fazla tutuyorum. Perlit aslında hakikaten süper bir karışım. Yani menekşeler için olmazsa olmaz. Bu perlit inşaatlarda da kullanılan perlit. Aynı perlit. O çok sert. Bu zirai perlit. Bilmiyorum nasıl bir çok işlemden farklı geçiyor. Çok farklı. Tarım perliti diye satılıyor evet. Bu birteyli. Burada oranı 2-1-1 yaptık. Benim evet. Beceremediğim bir karıştırdık. Şey. Karıştırdık. Bir türlü beceremiyor. Neden? Bu kadar fitili basit. Fitili beceremiyorum yani. Fitil boyunu ayarlayamıyorum herhalde. Evet. Aslında bu kadar. Yani şu saksı için bu fitil ideal. Bir tane burasına geldi. Evet doğru. Teşekkür ederim. Boy olsun. İsteyen sana. Alabilir. Burada var. Fitili şu şekilde. Belki Uğur getirir. Nereye kadar getirdiniz Doğan Bey? Başına kadar getirdiniz mi onu da göstereyim. Fitilin şeyimizi açalım. Şu alttaki de Hindistan cevizi torfu, koko dediğimiz. Yani onu katabiliriz de katmayabiliriz. Sadece, o kadar. Doğan Bey onunla köklendirmede denedim ben. 15 gün gibi kısa bir zamanda saksının tamamını kök doldurmuş. Hidrotonda mı?
Kokopit. Yani o kadar çabuk olacağını hiç tahmin etmedim. Çektim, gelmiyor. Daha köklü, birkaç kesim yapmıştım, bir de yaprak koymuştum. Hindistan cevizi. Ben şaşırdım bugüne kadar hiç öyle köklendirme yapmamıştım. Yani, almış olduğum. Sadece onda. 15 günde. Evet, 15 günde. Kalıplar halinde. Bakalım, ben pazartesi günü diktim. Hani o şeyde 6 litre su koyuyorsunuz ona, 20 litrelik olanla. Şu şekilde altta zeminde ben bunu kullanıp daha sonra genellikle ben şu karışımı ayrı ayrı yerlerde kalın ve ince olarak ayrı olarak kullanıyorum. Genellikle en altta kalın. İçerideki şeyi şu kadar tutuyorum ben. Yani orta, tam yukarıya kadar değil. %40 gibi falan. Bunu zamanla kullandığınız karışıma göre veya ortama göre siz ayarlayabilirsiniz. Değişken olabiliyor. Burada hazırladık. Yaprak hazır burada ama nasıl burada keseceğinizi zaten gösterin. Örnek ortadan yapraklarımız var. Evet, orta yapraklardan alıyoruz veya koparıyoruz. Fark etmez. Bu koparma tabi bitki zedeleme açısından zedeler. Eşler dahil. Çok almak zarar verebilir mi? Hastalık falan, yakalanma. Yok. Yani kaç tane alabiliriz bunu? Mesela şöyle alıp şu kadarcık bırakabilir miyiz? Mesela? Bırakabiliriz. Tamam. Bırakabiliriz. Ama hepsini aynı günde yani, olur mu? Olmaz değil mi? 5-6 yaprak bitkinin gelişmesi, büyümesi için yeterlidir. Mümkün olduğu kadar dipten mi alıyoruz? Şimdi tabii temizleme açısından, tabii üzerinde kalmaması açısından dipten alıyoruz ama ekeceğimiz yaprağı şöyle 1,5-2 santim gibi 45 derece eğimle kesiyoruz. Ve bu perlit diyelim bunların içine şu şekilde şöyle gömüyoruz. Tamam, bu ideal bir yetişme ortamı. Hafif nemli perlit vermikulit. Kapağını kapattığınız mı sera evet. Etkisi. İşte bitti. Kurabiye şeyleri şimdi evet. Aldığınızda hiç ziyan etmeden hatta böyle ev içi evet. Seraları gibi. Normal su. Bu kılıç su. Aslında daha önce. Bulamadık. Süper. Okumak daha iyi köklensin diye. Hemen kaydetmek. Ama şimdi yansın okumak lazımdı o zaman yani. Her şey olmaz değil mi? Dikerken de okuyoruz. Nasıl ayıracağız? Bir de ayırma gösteriyorsunuz bize. Evet, tabii. Bunu başka türlü ayırma. Şeyimiz yok. Gördüğünüz gibi bu yaklaşık her yaprakta 3 çevreden çıkmış. 8 ayda falan bu hale gelebiliyor. Ya. Yani yaprakta, şu boya gelince mi artık hazır diyoruz? Mesela bunlar hepsi ekime çok şu an ekime uygun. Bu alt gene küçük yaprakları temizleyelim. Ekmeden önce. Bunlar şöyle bir saksıya ekebiliriz. Fitil koymuyoruz. Efendim? Fitil. Fitil koymuyoruz. Ortaya açtık. Ve köklü şeyi şöyle hafifçe çevirerek kenarları kapatmamız yeterli. Neden çevirerek? Fazla baskı uğramadan. Dışarıda kalmış. Evet, şimdi bitkinin o şekilde girmesi genellikle zor oluyor. Gövde kısmı dışarıda kalmaması için. Fazla yani fazla da çevirmeden. Çok çevirirseniz köklerini kırarsınız. Evet, fazla çevirmemek lazım. Ya altına bir deliğe doldurur, üstüne oturtur, sonra tutarken dökersiniz. Ya da bu şekilde hafifçe bir vida gibi şöyle indirirsiniz. Yarım tur. Evet. Yani evlerde bu şekilde kaplarda böyle birçok menekşe yetiştirmeniz mümkün. Bu sera ortamı oluşturun. Üzerini kapatın ilk başlarda. Yani bu şekilde yaprakları hazırladığınız karışma yaprakları ekleyin. Üzerini kapatın. Veya şöyle bir herhangi bir şeyin içine ektiğinizde
Bu gördüğünüz biraz önce dağıtmadan önceki haline ulaşır. Gerekli bakın. Arada bir fısfısla nemini tekrar sağlayıp havalandırarak o şekilde yapabilirsin. Altı delik değil değil mi o kabın? Değil. Altı delik değil. Ama işte nemini de kontrol ederek fazla nemli tutmadan sağlayabilirsin. Pet şişeler de aslında çok uygun biliyorsunuz. Ya şöyle kesilip saksıdaysa üstüne kapatıp köklendirmede bir seri ortamı sağlanabilir. Ya da kesersiniz yarısının içinde dikimini yapıp üzerine kapak gibi ikinci parçayı geçirip bir minik sera oluşturabilirsiniz. Hatta bir okul projesi vardı öyle. Kenarlarından kestikten sonra birer de delik açmışlar. Üst üste oradan asmışlar. Saksıları bağlayıp, pet şişeleri saksı yapıp bağlayıp asmışlar boyda. Çelikleri içinde köklendiriyorlardı. Şimdi bir üretme yöntemi de geçen forumlarda bahsetmiştim. Torba, naylon torbada bilhassa Rusların çok yaptığı bir yöntem. Yeriniz darsa yine bu karışımdan şöyle içine koyuyorsunuz. Fazla koymanıza da gerek yok. Yine burada hazır kesik yaprak var değil mi? Bu da olabilir. Bunlardan da olabilir. Ben bunları aslında burada operasyon yapmak için getirmiştim evet, tamam. Bazılarını. Bu kestiğimiz yaprağı şu şekilde çok akıllı. Koyup delik şuradan bir iki delik hava alması için delik yapıp şöyle zımbalayıp veya yani bantlayarak herhangi bir yere asabiliriz. Düşük alalım. Neden direkt güneşe koymuyor? Evet, direkt güneş yakıyor. Yaprak tam gücünü sağlıyor ve güneş görmeyecek. Bol ışık, ışık ihtiyacı var yalnız. Işık. İç tarafını. Arada bir de içini nemlendirebiliriz. Arada bir de kontrol edip, yani yapmamız gereken sadece o. Arada bir kontrol edip nemine bakmamız. Eğer kuruduysa hemen dışarıdan suda şey alabiliriz. Şirin gel alabiliriz. Şirin gel yapabiliriz. Eğer geç kalırsanız evet. Köklendikten sonra saksıya geçirmekte bitkinin kökü fotosentez yapmaya başlar. Bu sefer de kök yeşillenir. Böyle köklerin yeşerdiğini görürüz. Evet, dolayısıyla bunu başınıza gelmiştir bitkilerinizde. O hale getirmemek lazım. O yüzden bitkilerin üretimlerinde de şeffaf torbalar değil de siyah torbaları normalde tercih ederiz. Uzun süre kalacaksa mevsimlik çiçeklerin falan poşetleri siyahtır biliyorsunuz. Siyah. Tamamen kökün fotosentez yapıp yeşermesini önlemek içindir. Mangal tozu galiba. Mangal tozu evet. Kül. Bu mikroorganizmalar için. Ayrıca kül çok yoğun bir potasyum potasyum kaynağıdır odun kömürü külü. Bir sene pide fırını var yanımda gidip alabilirim. Tabii ki alabilirsin. Ne kadar koymak lazım? Çok az koymanız yeterli. Mangal değil de uzun. Ben gidip bir dedikten alacaktım. Ama meşeyse tamam değil mi Mina? Kömür olması lazım. Odunun kendisini yapıyorlarmış fırında. O zaman mangal kömür alıp şöyle pişecek, yakacak. Önce kömür haline getirilmiş evet. Oluyor. Burada ise odunun kendi yanıyor. Bu ha tamam. Odunu zaten külünü biz eskiden şeyde de kullanırdık. Temizlikte de kullanılıyordu. Üzüm sererken potas yerine tabii. Kullanıyorduk. Evet çünkü çok üzüm bandığı kurutmak için. Son derece yoğun bir potasyum kaynağıdır. Evet. Tabii orantısı var yine de değil mi? Peki şeyi bu kadar. Eskiden taş kömür kovalardan boşaltılıyor. Evet. Onlar değerlendirilebilir mi? Onlarla? Hayır, kömür cürufu hayır. Onları da kullanmıyoruz. Hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Hele ki içerisinde örneğin kükürt de oluyor biliyorsunuz. Yanma gazıyla çıkıyor. İçerisinde kalmış olabilir o cüruf. Her türlü fitotoksik bitkiye zehirli olabilecek maddeye içerebilir. Onları hiç kullanmıyoruz. Bu kadar iyi bir
çorba kaşığı kül yeterli olur. Fazla. İki çay kaşığı yeterli. Çorba kaşığı. Çorba kaşığı. Yani. Çok mu? Bence iki çay kaşığı yeterli olur. Fazla bir şey olmaz sen özüm be. Ya sizde fazla galiba. Hayır almışken zaten çorbayla alacağım ya. O yüzden. Yok ben kömürü atayım yakacağım. Bir çorba kaşığı koyabilirsin. Daha fazla da koyma Gülteyze. Yazın çıktı. Tamam çıktı. Koyabilirsiniz. Ben kömürü alacağım yakacağım şöyle bir kenarda. Gülteyze odun kömürü almışken onu döv birazını da. Ondan sonra kadın çorabından ele ince onu da böyle bir şişeye koy. Yanında senin yara tozu gibi bitkilerine her müdahalede elinin altında dursun. Tarçınım vardı böyle. Tarçınım duruyordu kenarda. Tarçın da güzel. Ama odun kömürü tozunu biz bütün bitkilerde yara tozu gibi kullanırız. Yaralanan yerlere mi kullanıyoruz? Evet, yara yerlerine, kesi yerlerine falan hep süreriz böyle. Hatta bazı çiçeklendirme şeyinde de kömür tozunu batırıp ondan sonra diktiklerini gördüm. Çürümeyi engellemek için. Yoksa köklenmeye bir etkisi yok. Evet. Çürümeyi engellemeye. Toprağa da yine mangal kömürünü üütüyoruz, eliyoruz. Evet, evet. Bulabilirsen esas beşi. Ya aynı görevi tarçın da mı yapıyor dedi? Tarçının da aynı şeyi yapmıyor ama tarçının da antimikrobiyal özelliği var. Antibakteriyel özelliği kabuk var. Tarçını. Kabuk tarçın, toz tarçın. Yani kabuk, toz da zaten aynısı, kabuğu aynen, öldürmüş ya. Bu orkidelerin falan yaralarındaki istediği zaman oraya bastırıyorsun önce. Biraz bekliyorsun. Yani bu torf sinekleri için ne yapıyorsun? Organik madde onlar. Onları en kolay evde ilaç yapmanın yolu. Siz bakın kırtasiyecilik de yapıyorsunuz. Sarı dosya kapakları var ya şeffaf sarı bir tarafı sarı bir tarafı şeffaf. O sarı kapakları böyle şerit kesin. Birer çubuğun da üstüne takın. Üzerine yapışkan fare zehirleri var ya yapıştırıcı. Zehir değil de yapıştırıcı. Onu sürün üzerine. Bakın hazır sarı yapışkan tuzağınız oldu. Kendimizi hazırlayabiliriz. Onları çubuklara batırın. Bir tahta çubuğun üzerine böyle dik koyarsınız tutar gibi. Saksıların kenarına batırırsanız onu hepsi üzerine yapışır. Sarı renk olması? Sarı olması şart. Sarı yaprak bitleri için, mavi tripsler için. Evet, farklı şeylerde dalga boylarındaki renkler farklı böcekleri çekiyorlar. Evet. Sarı ile mavi kullanılıyor herhalde. Kırmızı da kullanılıyor. Kırmızının da ayrı çektiği böcek ama sarı böyle her ton sarı değil. Böyle tam o dosya kapağı sarısı. Tam dosya kapağı sarısı, evet. Satılanlar zaten öyle. Evet. Değişik sarılar var mı? Evet. Ama böyle tam o bildiğimiz bir parlak sarılar var ya, canlı sarılar. Evet. Bir de şu var, hazır bundan bahsetmişken sarı renk böceği cezbediyor. Kırlara çıkarken eğer, böyle başımıza sarı tokalar falan takarsak kafamızın üstüne arı konmasını kolaylaştırırız. Kimin üzerinde sarı varsa böcek onun üzerindedir. Yani böyle turuncular sarılar. Onlara da dikkat edin. Piknik yapanlara duyurulur. Evet. Doğan Bey, Rops'tan sağlıklı geldi mi bitkiler? Bu sefer geldi. Böyle mi geldi peki? Yani böyle saksıyla. Rops süper. O konuda gerçekten süper. Ben Rops, hayranım. Rops kim? Rops. Dünyadaki bir numaralı Afrika menekşesi üreticisi. Öyle mi? Amerika'da adam hakim. Karısı yargıç. Hı. İkisi bırakıyorlar işi ve emekli oluyorlar bildiğim kadarıyla hayat hikayelerini. Ve tamamıyla bu Afrika menekşesi işine yöneliyor. Ticari anlamda mı yapıyorlar çok yoksa hobi olarak? Ticari ve hibrit çalışmaları var ki çok üzerlerine fazla. Binlerce hibrit isimleri var. Rops adıyla mesela yüzlerce şey vardır. Şu minyatür bilhassa, minyatür bitkilerde Rops'un çok hibrit çeşitleri vardır. Sürekli araştırma yapıyorlar. Ve dediğim gibi yani genellikle bodrum katlarında suni ışıkla, suni ortamda yani tamamıyla tabiata bırakmıyorlar olayı. Kendileri ortam şartlarını sağlıyor. 40 santim bir üzerinde yaşlı... en fazla 50 santim üzerinden saksıların floresanı asabilirsiniz. Kaç? 40 santim. Evet, 40 en fazla 50. Peki, daha yukarıya çıkmayın. Floresanlar renk fark ediyor mu? Beyaz olacak. Gün ışığı veya beyaz. Böyle şey, evet, bunları bir de o şeyler var. Akvaryum pembeleri var.